Herkese merhaba. Bugün yine sizlerle bir Opera Astra H videosu çekeceğiz. Bu videoda gizli menüyü inceleyeceğiz. Diyeceksiniz ki birçok gizli menü videosu var, ne gerek vardı? Ama birçok videoda gizli menü içeriğiyle ilgili çok sınırlı, kısıtlı bilgiler verilmiş. Yani gizli menüde çünkü oldukça fazla bilgi var. Yani bunların yaklaşık %10'u falan, %15'i belki açıklanmış. Ben size bunların yaklaşık %90'ını, bu bilgilerin ne işe yaradığını, ne işimize yarayacağını anlatmaya çalışacağım. Burada bir takım notlar aldım. Yabancı sitelerden edindiğim bilgiler, yabancı forumlardan edindiğim bilgilere göre bunların birçoğunu Türkçeleştirdim. Şimdi sizlerle beraber bunları tek tek menü menü inceleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz işe gizli menüyü açmakla başlayalım. Bildiğiniz gibi settings tuşuna uzun basıyoruz. Radyomuzun açık olması lazım. Evet, bu bip sesini duyduktan sonra BC tuşuna basabiliriz. Buradaki menü aracın zaten klasik bildiğimiz board computer menüsü. Yani yol bilgisayarı menüsü. Zaten bunu biliyorsunuz. Şimdi ilk menümüz heater menüsü. Burada şimdi size tek tek bu bilgilerin ne işe yaradığını anlatayım arkadaşlar. Burada HW ile gördüğünüz aracın model numarası, yani üretildiği yıl aslında. Yani benim aracım Ekim ayının 17'sinde 2012 yılında üretilmiş. SW ile gördüğünüz versiyon numarası, yani bu aracın yazılım numarası. Burada görüyorsunuz tarihini ve versiyonunu ve kodunu görüyorsunuz burada. Bunun dışında LCD sıcaklığı zaten burada görüyorsunuz. Başka burada anlatabileceğimiz, şu anda heat dediği, sanırım bu motor soğuk olduğu için şu anda cool olarak gösteriyor. Bunun dışında bu SCLMS'yi de bulamadım. Yani bununla ilgili bir şey bulamadım. Sanırım bu da versiyon numaralarıyla alakalı bir şey. Hemen geçelim. Çok canınızı sıkmadan biraz hızlı ilerleyelim. Burada dimming menüsü. Dimming arkadaşlar aydınlatma ile ilgili ayarların olduğu bir menü. Yani aydınlatma ile ilgili bize bilgiler veriliyor burada. Örneğin burada mod var. None yazıyor mesela burada. Yalnız bazı araçlarda PWM yazıyor esasen burada. Bunun da açılımı Pulse Width Modulation, yani sinyal genişlik modülasyonu olarak ifade ediliyor. Bu da cihazlara verilen elektrik gücünü kontrol altında tutmaya yarayan bir sistem diyelim size. Burada şu anda bende bu gözükmüyor. Yani none olarak gözüküyor. Bunun dışında U-turn dediğimiz denilen şey bizim akümüzün volt değeri. Hemen altındaki U referans ise akümüzün normalde referans değeri, yani olması gereken değer. Burada herhangi bir şey yazmıyor, fakat daha önce araştırdığım internet sitelerinde şöyle göstereyim. Şurada U referansı görüyorsunuz. Mesela 13,5 volt yazıyor orada. Bende ise şu anda herhangi bir değer yok. Input kısmına geldiğimizde bu arka panelin aydınlatma miktarı yüzde olarak. Görüyorsunuz arka panel zaten şu anda karanlık. Herhangi bir aydınlatma yok. Chart'a geldiğimizde bu ekran parlaklık seviyesi, yani mevcut ekranın komple parlaklık seviyesini gösteriyor. Brightness'ta da yine bende herhangi bir değer yok. Az önce gösterdiğim belgede yine Brightness'ta 0 yazıyor. Yani herhangi bir değer olmuyor burada. Bu yine LCD sıcaklık değeri 38'e çıktı, görüyorsunuz. İsterseniz hemen 3. menümüze geçelim. Clock menüsü. Burada GPS varsa aracınızda eğer, burada Yes olarak gözüküyor, fakat yoksa No olarak gözüküyor. RDS ise Radio Data System olarak ifade ediliyor. Yani radyo veri sistemi. Yani siz radyoyu açtığınızda radyo hangi frekanstaysanız o frekansa ait size bilgileri verebiliyor. Yani işte hangi şarkı çalındığı veya saatin kaç olduğu veya telefon numarası gibi bilgileri size burada gösterebiliyor. Ben de şu anda kapalı gözüküyor. Bunu nasıl açacağımızı bilmiyorum. Bununla ilgili belki bir bilgi bulursam sizle paylaşmaya çalışırım. Correction'da radyo sinyalleri ile saatiniz ayarlansın mı ayarlanmasın mı şeklinde bir uyarı var. Yani saatinizi, araç saatinizi radyo saatiyle uyumlu bir şekilde çalıştırsın mı seçeneği var. Burada işaretli. Bununla karıştırmayın arkadaşlar. Bunun ikisi farklı şeyler. Bu saatin ayarlanması ile ilgili bir ayar. Bu ise radyo data verisiyle ilgili ayarlar. Şu camımızı açalım. Çok sıcak bugün Trabzon çünkü. Görüyorsunuz 22 dereceye kadar çıktı sıcaklık. Local offset. Local offset'te yerel saat farkı, yani mevcut ayarladığınız saatin yerel saat farkı. Örneğin bilgisayarlarınızda falan ayarladığınız zaman işte +3 00 GMT gibi bir şey görebilirsiniz. Bu da onunla ilgili bir şey.
Bu da RDS ile ilgili, radyo data sistemi ile ilgili mevcut saat farkı, yani tolerans. Hemen dördüncü menüye geçtik. Hemen dördüncü menüye geçtik. Evet, dördüncü menü en çok kullanılan menü, en çok anlatılan menü aslında. Burada görüyorsunuz distance RC olarak ifade edilen bizim metre bölü saniye cinsinden hızlanmamız, yani ivmelenmemiz. Bunları yine hareket halindeyken size göstereceğim. Yani bu menüyü anlattıktan sonra bir videosunu koyarım menüden sonra. Burada ise kilometre bölü saat cinsinden hızımızı görüyoruz. Coolant dediğimiz, bununla ilgili daha önce yine bir video çekmiştim. Bu da aracımızın harareti aslında. Sensör, yine sensör ekran sıcaklığı. Display de yine dış ortam sıcaklığımız. Eyes enable, dış sıcaklık değeri 3 derecenin altına düştüğünde uyarı ver şeklinde bir seçenek bu. Bu şu an açık gözüküyor. Yani kontağı çalıştırdığınızda aracınız eğer dış ortam sıcaklığı 3 derecenin altındaysa size burada buzlanma uyarısı veriyor. Ice Ek ise tuşa basarak uyarının giderilmesi. Yani size buzlanma uyarısı verdi. Verdikten sonra siz direksiyonun üzerindeki tuşa basarak bunu kapatabiliyorsunuz ama kapatınca gitmiyor. Her seferinde kapatmanız gerekiyor. Yani her aracı çalıştırdığınızda bu uyarıyı size verdiği için her seferinde kapatmanız gerekiyor. Bu da gördüğünüz gibi kapalı gözüküyor. Yani bir kere kapatırsanız tamamen kapanmıyor anlamında bu off. Ve diğer menümüze geçelim. Evet, burada test mod BC yazıyor. Yani board computer demek aslında bu. Board control ya da olarak da ifade edebiliriz. Burada saniyedeki yakıt tüketim olarak ifade edilmiş ama bu saniyede enjektörlere püskürtülen yakıt miktarı olarak da ifade edilebilir. Hemen devam edelim altından. TC Instant, hareket halindeki anlık tank ölçümü bu arkadaşlar. Yani hareket halindeyken anlık olarak tanktaki yakıt seviyenizi ölçüyor. Burada o değeri görüyorsunuz. TC Time'da ise ortalama yakıt miktarını görüyorsunuz. Yani ortalama son 1 dakika içerisinde ölçülen ortalama yakıt miktarını görüyorsunuz. Hemen altında TC Distance'da tankta kalan yakıt miktarı. Aslında sizin bu range'inizle, yani 14,5 litre yakıtınız var şu anda tankta. Baz almanız gereken değer bu. Bununla 155 km gidebilirsiniz. Bu range de bunu ifade ediyor. RC Instance, bu da daha önce size gösterdiğim aracın yol bilgisayarında gördüğünüz anlık yakıt tüketimi ifade ediyor. Şu an sıfır durağan halde olduğumuz için. RC Time ise son 1 dakikadaki tüketim ortalamamız. RC Distance ise son 1 kilometredeki tüketim ortalamamız olarak görülebilir arkadaşlar. Bunları da alttaki değerleri de bilemiyorum. Onları bulamadım arkadaşlar. Dediğim gibi %10'luk kısmını maalesef bulamadım. Yani hemen son menümüze geçelim. Son menümüzde Check Control, CC olarak kısaltılmış. Burada bas olarak ifade edilen veri yolu, yani pop-up uyarılarının sayısını burada ifade ediyor bize. Şu anda hiç gözükmüyor. Warn ise hatalı uyarı sayısı. Yani verilen uyarılarda herhangi bir hata var mı? Herhangi bir uyarı vermede bir problem var mı? Veya sensörlerde bir problem var mı? Burada görebiliyorsunuz. Ek ise Acknowledged'ın kısaltılmışı. Sürücü tarafından onaylanmayan uyarıların sayısını gösteriyor burada. Şu anda görmüyorsunuz, burada zaten sıfır gözüküyor. Store'da ise her kontağı açtığınızda verilen uyarı sayısını ifade ediyor. Yani Persistent Warnings olarak da burada belirtilmiş İngilizce. Yani her kontağı açtığınızda bir uyarı verecek mi vermeyecek mi? Burada onun sayısını gösteriyor. Yani sıfır şu anda gözükmüyor. Birden 8'e kadar olan numaraları da bulamadım. Bunlar neyi ifade ediyor? Hepsi kapalı zaten gözüküyor. Bunları da bulamadım. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen daha fazla video için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.